gerek yok. Oradan takip edebilirsiniz tekrardan. Kütleleri 2M, 3M, evet, 6M kadar olan X, Y, Z gezegenleri varmış. Bunların uzaklıkları D2, D3 deymiş. Güneş olan uzaklıkları 3D'dir demiş. Güneşin X gezegenine uyguladığı kütle çekim kuvveti Fx, Y gezegenine uyguladığı çekim kuvveti Fy, Z gezegenine uyguladığı ise Fz'dir. Bu kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye soruyor arkadaşlar. Bu kuvvetler arasındaki, çekim kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi Fx'i bir yazalım. Söyleyin bakalım Fx nedir? G çarpı bir, M1 çarpı M2 de kare. Güneşin kütlesine büyük M diyelim. Büyük M çarpı 2M değil mi? Bölü aradaki uzaklık ne kadarmış? D kadarmış. D'nin de karesi değil mi? Fy'yi söyleyelim. Fy ne kadardır arkadaşlar? G çarpı büyük M, yani güneşin kütlesi çarpı 3M bölü 2D'nin karesi 4'te kare değil mi? 4'te kare. Şunları, şu 2'yi başa alırsak, şu 2'yi başa alalım. G çarpı M çarpı M bölü D kare değil mi? Kıyaslamamız kolay olur sonra. Burada da aynı şekilde şu 3 bölü 4'ü başa alırsak 3 bölü 4 G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü D kare olur değil mi? 3 bölü 4'ü başa aldık. Kat sayıları başa alıyoruz. Fz'yi yazarsak Fz ne kadar oluyor burada? G çarpı büyük M çarpı Z'nin kütlesi 6M bölü aradaki uzaklık 3D'nin nesi? Karesi. 9 kare. Değil mi? Şu 6 ile 9 sadeleşiyor 3 ile. 2 bu kaç oluyor? 3 oluyor. Değil mi? Şu 2 bölü 3'ü de başa alırsak 2 bölü 3 G çarpı M çarpı M bölü D kare oluyor. Değil mi? Şimdi bu kuvvetleri kıyaslamamız lazım. Şu iki kat sayısı 3 bölü 4'ten de büyük, 2 bölü 3'ten de büyük değil mi? O zaman Fx ne olacak? Evet. En büyük olacak. Fx en büyüktür. Kimden? 3 bölü 4 mü büyük? 2 bölü 3 mü büyük? Hangisi? 3 bölü 4. 3 bölü 4 değil mi? 0.75 yapıyor bu. 0.75. Bu ise 0.66 gibi bir şey yapıyor. O zaman Fy değil mi? Evet. Bu da Fz'den nedir? Büyüktür diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı oluyor. 6. soru. Aralarında D uzaklık bulunan şekildeki iki cismin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvveti F'tir. Hemen F'i yazalım. F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare değil mi? Bu. Evet. Cisimlerden birinin kütlesi 8 katına, aralarındaki uzaklık da 2 katına çıkarılırsa cisimlerin birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti kaç F olur diye sormuş. Bir tanesinin kütlesi kaç katına çıkıyor? 8 katına. O zaman şöyle yapalım. F üssü yeni kuvveti yazalım. F üssü eşittir G çarpı. Örneğin M1'i 8M1 yapalım. M2'yi de... Onu aynen bırakalım M2'yi. Çünkü bir tanesi 8 katına çıksın. M2'yi aynen bıraktık. Aradaki uzaklık 2 katına çıkarsa karesi 4'te kare olur değil mi? Evet. Bu. Şimdi 8 ile 4 de sadeleşir burada. Sadeleşir. 2. Bir. Bu kuvveti, yeni F üstü kuvvetini şöyle yazabiliriz. 2'yi de başa alır. 2 çarpı G çarpı M1 çarpı M2
Bölü. Ne kare olur değil mi? Ne kare. 2'yi başa aldık sadece. Buna göre şu gm1 m2 bölü d kare f'e eşit değil mi? Evet. F'e eşit. O zaman kaç f olmuş olur f üstü kuvveti? 2 tane f'e eşit olmuş olur. Hocam şey sorabilir miyim? Tabii. Ben bir bu formülü hiç daha önce ben görmedim. Yani f eşittir g çarpı m çarpı m kare. Tutar bu kütle çekim kanunuydu. Okulda göstermiştik bunu ya. Sen yok muydun? Ben herhalde unutmuşum hocamı. Tekrar edelim. Şöyle bir şeydi o. Hatırlatayım onu ben size o zaman. Tekrar edelim. Newton'un genel çekim kanunu vardı. Genel çekim kanunu değil mi? Newton genel çekim kanunu. Ne diyordu Newton? İki kütle birbirini çekerler. İki kütle birbirine çeker. Kütlelerin tamamıyla doğru. Çarpımıyla doğru. Aralarındaki uzaklığın karesiyle uzaklığın karesiyle ters orantılı bir ne uygular? Çekim. Çekim uygular. Demişti değil mi? Newton bunu söylüyor. Yani iki tane kütlemiz var. M1 kütlesi. M2 kütlesi. Bu aradaki uzaklık da d olsun. Bunlar birbirini ne yaparlar? Çekerler. Bu uyguladıkları çekim kuvveti. Mesela bu birincinin ikinciye uyguladığı çekim kuvveti. Bu da ikincinin birinciye uyguladığı çekim kuvveti olsun. Bu kuvvetler büyüklük olarak nedir? Eşittir. Yön olarak nasıldır? Zıttırdır demişti. Değil mi? Evet. Ve bu kuvveti G çarpı M1 M2 bölü D kare şeklinde hesaplarız demişti. Burada şunu söylüyor. Bu F kuvveti kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı. F kuvveti M1 çarpı M2 ile doğru orantılı. Yani bu çarpım arttıkça, bu çarpımın değeri arttıkça kuvvet ne yapar? Artar. Bu kuvvet aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani uzaklık artarsa kuvvet ne yapar? Karesiyle azalır. Değil mi? Bunu söylüyor Newton. Şimdi bizim sorumuzda hiç işlem yapmadan çözümü bulabilir miydik? Bulurduk. Kütlelerin biri kaç katına çıkıyor? 8 katına çıkıyor. O zaman bu çarpımın değeri 8 kat artmış oluyor, değil mi? 8 kat artarsa kuvvet 8 artar, değil mi? 8 kat artar. Yani F kuvveti sadece kütleler çarpımı 8 katına çıkmış olduğunda 8F olurdu, değil mi? Ama aradaki uzaklığı oynuyorlar. Aradaki uzaklığı 2 katına çıkarınca burası ne yapmış oluyor? D 2D'ye çıkınca 4 olmuş oluyor. F bölü 4 yani 4 kat azalmış oluyor, değil mi? D artınca karesi de kuvvet ne yapıyor? Azalıyor. O zaman bunu bir de ne yapacağız? 4'e böleceğiz, değil mi? O zaman sonuç kaç F oluyor? 2F oluyor. Yani kuvvetteki değişme net olarak 2F kadar olacak. Kuvvetin yeni değeri 2F olacak. Çünkü kütle çarpımı 8 kat artmış oluyor. Fakat uzaklık 2 katına çıktığı zaman kuvvet 4 kat azalacak. 8'i 4'e böldük. 2F olur. Sonuç şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Tamam. Bu şekilde değişen kuvvettir. Kütle çekim kuvveti. Kapatıyoruz. Hemen sorulardan devam edelim. Hemen boş kaldık. Evet. Şimdi dünyanın kütlesi ayın kütlesinin 81 katı. 81 m yazalım hemen. 81.
M yazalım. Ay'ın kütlesine de büyük M diyelim. Tamam mı? Bu şekilde yazalım. Dünya kütlesi Ay'ın kütlesinin 81 katıymış. Şekildeki M kütleleri cisme etki eden kütle çekim kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşit olduğuna göre. Yani Dünya F büyüklüğünde bir kuvvetle çekiyorsa Ay da ne yapıyor? Aynı F büyüklüğünde bir kuvvetle kendine çekiyor. Burada bileşik kuvvet ne oluyor arkadaşlar? Sıfır oluyor. Sıfır oluyor. D1 bölü D2 oranı sormuş. Bize D1 bölü D2'yi oran bulun diyor. Bu oran kaçtır şeklinde. Evet. Ne dersiniz? Ben direkt 81 diyorum. 81 diyorsun. D1 bölü D2. Ama aradaki uzaklığın karesiyle değişiyordu kuvvet. Hocam ben 1 bölü 81 karesi. 9 bölü 9. D1 biz ondan da 9 mu 81 mi? 9 bence. 9. Neden? Şundan dolayı. Hemen yazalım. Şu F kuvvetlerini bir yazalım. Dünyanın uyguladığını yazalım. F eşittir. G çarpı. M1 çarpı. M1 kare. M1 dediğimiz şu M1 kaç? 81 M'ymiş değil mi? Evet. Çarpı cismin kütlesi küçük mü? Bölü aradaki uzaklık D1'in nesi? Karesi. D1'in karesi. Bunun değeri F kadarmış. Öteki taraftan F'in değeri şu arasındaki çekim kuvvetine de eşit. Ay ile cisim arasındaki çekim kuvvetine eşit. O zaman Ay'ın uyguladığı kuvveti yazarsak Ay'ın uyguladığı kuvvet G eşittir. Artık Ay'ın kütlesine M dedik değil mi? M çarpı küçük evet. Bölü D2'nin evet. Karesi. Karesi. D2'nin karesi. Şimdi şu G'ler birbirini ne yapar? Götürür değil mi? Aradan şu F'i de silebiliriz artık. Şu F'i silelim aradan. Bu iki çarpım birbirine ne olmalı? Eşit olmalı diyor bize. Bu işlemler birbirine eşit olmalı. Şimdi şu küçük M'ler gider. Büyük M'leri de götürürsek kalanları yazalım artık. Sadeleşecek bir şey kalmadı. Burada ne kaldı? 1. 1 bölü D2'nin kütlesi. Yukarıdaki 1 bölü D1'in nesi? Karesi. Şimdi bize D1 bölü D2'yi soruyor. D1'in karesini yukarıya çarpım olarak atarsak D1'in karesi bölü D2'nin karesi olur değil mi burası? Evet. Kaçlık burası 81. Her iki tarafın karekökünü alırsak D1 bölü D2 eşittir. Kaç çıkar? 81'in karesi 9. 81 9'un karesi olduğuna göre burası ne çıkar arkadaşlar? 9 çıkar değil mi? Oran kaçmış aralarındaki oran? 9'muş. Yani şurası 9D ise burası 1D kadarmış. Diyebiliriz. Evet bu soru neymiş? Çekirdek etrafında kararlı bir yörüngede dolanan elektrona hangileri etki eder diye soruyor. Elektromanyetik kuvvet çekirdek içindeydi. Evet. Elektromanyetik kuvvet. Doğru. Değil mi? Protonlar elektronları çekiyor. Bu şekilde bir elektriksel çekim kuvveti var. Güçlü nükleer kuvvet zaten bu da çekirdek içerisindeydi. O zaman ne var burada elektrona etki eden? Elektromanyetik kuvvet var. Gayet güzel. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız 2 olur. Bunun yanında aslında kütle çekim de vardır ama elektromanyetik kuvvet kütle çekim kuvvetinin yaklaşık 10 üzeri 40 katı kadar büyük bir kuvvettir diyebiliriz. Yani kütle çekim çok küçük bir kuvvettir burada. İhmal edilebilir. Elektromanyetik kuvvet yörüngede dolanan elektrona etki eden kuvvettir diyebiliriz. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim. Dengelenmiş kuvvetler neydi? Bileşke ne oluyordu?
sıfır oluyordu değil mi? Eşittir sıfır oluyordu. Evet. Hareketlerinden hangilerini yapamaz? Hangi hareketleri yapamaz? Sabit hızla hareket edebilir mi? Evet. Evet. Durabilir mi? Evet. Düzgün hızlanma hareketi? Hayır. Değil mi? Burada bileşke ne olması lazım? Sıfırdan farklı olması lazım üçüncü harekette. Hangi hareketi yapamaz? Düzgün hızlanan hareket yapamaz. Yani bu ivmeli bir harekettir. İvme olması F net eşittir. Sıfırdan farklı olması lazım. O zaman F net eşittir. M çarpı A bağıntısından ivmesini hesaplıyorduk. Bu dinamiğin temel prensibiydi. Net kuvveti evet. Farklı olması gerekir. Oysa burada dengelenmiş kuvvetler diyor. O zaman net kuvvet burada nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bu kuvvetlerin etkisindeki bir cisim düzgün hızlanma hareketi yapamaz arkadaşlar. Cevabımız C olur. 10. soru. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Bu şekle ne deniyor? Geoid deniyor değil mi? Geoid şekli. Bu nedenle dünya üzerindeki bir cismin dünyanın merkezine olan uzaklığı ne yapabilir? Değişebilir. Şekildeki dünya modeli üzerinde değişik bölgeler işaretlenmiştir. Buradaki KLM noktalarında bulunan özdeş cisimlerin GK, GL, GM noktalarındaki ağırlıklı KLM noktalarındaki ağırlıklarının büyüklük ilişkisi nasıl olur diye soruyor. Hocam Denizli'nin KM eşittir hocam ama L onlardan daha küçüktür. L onlardan küçük. Neden? Çünkü hocam ekvator ya da çapı kuzey yöntemlerinde olduğu için daha evet. Az çeker. Şimdi ağırlık nedir? Ağırlık dünyanın bize uyguladığı çekim kuvvetidir değil mi? Mesela benim ağırlığım ne demek? Evet. Dünyanın bana uyguladığı çekim kuvveti demek. Şimdi bu çekim kuvveti nasıl yazılıyordu? İki şekilde yazılabilir. Yani ağırlığı G eşittir MG şeklinde yazabiliriz değil mi? Evet. Bir de şöyle yazabiliriz. Dünyanın kütlesi çarpı benim kütlem bölü aramızdaki uzaklığın karesi. Tabii. Ben dünya yüzeyindeyken bizim aramızdaki uzaklık ne olur? Ben buradayken. R. R kadar. Yani bu mesela ekvatordaysam ekvator olur değil mi? Kutuplardaysam R kutup olur. Gerçekten daha R ekvator, R kutup nedir? Büyüktür değil mi? Yani evet. bu payda ekvatorda daha büyük olduğu için bu işlemin sonucu daha küçük çıkar. Değil mi? D artınca F ne yapardı? D artınca? Azalır. F azalırdı. O zaman dünyanın bana uyguladığı çekim kuvveti ekvatorda daha küçük olur. Kutuplarda ne olur? Daha büyük olur. Bundan dolayı en büyük ağırlıklar kutuplardaki ağırlıklar. GK eşittir GM'dir değil mi? O da GL'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. Ağırlığı iki şekilde ifade edebiliriz. Ya böyle G eşittir MG şeklinde. Buradaki G ile buradaki G aynı G değildir. Bunlara dikkat edin. Bu ağırlıktır bu değil mi? Bu ağırlık. Bu ise evrensel çekim sabitiydi. Evrensel çekim sabitiydi. Bir sabit bir sayıdır. Bu ise ağırlık. Bu bir vektördür. Bu bir sayıdır. Bunlar aynı şey değildir. Bunları karıştırmayın. O 10 olur. Hayır. Bunun değeri başka bir değeri var. Bu şu şartında değil. 6,67 gibi bir şeydi galiba. 6,67 gibi bir şeydi. Değeri, başka bir şey. G'nin değeri ise kütle çarpı yer çekimi ivmesiyle hesaplanır. O zaman şunu da söyleyelim madem. Eğer ağırlık dediğimiz şey dünyanın bize uyguladığı çekim kuvveti ise F çekim eşittir. Ağırlık olması lazım değil mi? Evet. F çekimi yazarsak G çarpı neydi? M dünya çarpı
Evet. M bizim kütlemiz bölü aradaki uzaklığın karesi. Evet. Bu da R dünyanın evet. Nesiydi? Karesiydi, değil mi? R dünyanın karesi. Eşittir M çarpı G şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki G yer çekimi ivmesiydi. Şimdi bu küçük M'ler birbirini götürürse yer çekimi ivmesinin değeri G çarpı M dünya bölü R kare olduğunu görüyorsunuz. Yani küçük o değerin 10 olarak aldığımız yer çekimi ivmesi var ya, o nasıl bulunuyormuş? Değer olarak nasıl bulunuyormuş? G eşittir gravitasyonel çekim sabiti çarpı M dünya bölü R dünyanın nesi? Karesi. R dünyanın karesi ekvatorda R ekvatorla R kutupları kıyasladığımızda R kutup R ekvatordan küçük olduğu için ne oluyor? Bu G'nin değeri G ekvator ile G kutup arasındaki kıyaslamayı yaparsak kutuplardaki G değeri yani yer çekimi ivmesi ekvatordaki yer çekimi ivmesinden daha büyük. Az bir fark var arada ama daha büyük. Kutuplara doğru giderken yer çekimi ivmesinin değeri ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyebiliriz. Çünkü dünyanın yarıçapı küçülüyor. Bunu ayın çekim ivmesini bulmak istersek ay deriz o zaman, değil mi? Ayın çekim ivmesi G çarpı artık M ay dememiz lazım. Ayın kütlesi böyle. R ayın nesi arkadaşlar? R ayın karesi değil mi? Bunu ay için böyle bulursunuz. Mars için G Mars nasıl bulunur? Mars'ın çekim ivmesi. Bunda da G Mars. Sabit çarpı M Mars değil mi? Mars'ın kütlesi bölü. Ne dememiz lazım? R Mars'ın karesi. Bunları bir internetten sizden şunu istiyorum. Yapabilir misiniz bakalım? Yapabilecek misiniz? Gezegenlerin Güneş sistemimizdeki bildiğimiz gezegenleri çekim ivmeleri hesaplayınız. Bir dahaki dersimize kadar. Tamam. Bir dahaki çalışmamızda size soracağım bunları. Ay'ın çekim ivmesi gerçi o uydumuz. Gezegenleri bulun dedik. İşte Mars, Uranüs, Neptün, Plüton gibi Venüs. Bunların nelerini bulun. Çekim ivmelerini hesaplayın arkadaşlar. Tamam. Böyle bir ödev veriyorum size. Şimdi kuvvet konusunun diğer kısmına geçmiş olduk. Neydi o? Diğer ikinci bölümü. Newton'un hareket yasaları kısmıydı. Değil mi? Newton'un hareket yasalarına başlarken Galileo'nun işte eylemsizlik prensibiyle alakalı, Newton'un birinci kanunuyla alakalı Galileo'nun bir çalışması vardı. Bu çalışmadan bahsetmiştik. Burada sürtünmelerin sıfır olduğu bir düzlemde, eğik düzlemde belli bir yükseklikten serbest bıraktığı bir cisim son konumuna baktığımızda ilk konumuyla aynı yükseklikte olduğunu görüyordu Galileo. Böyle bir deney yapmış. Daha sonra bu eğik düzlemin eğim açısını azaltarak yine aynı noktaya çıktığını görmüş, değil mi? Yükseklik olarak aynı yüksekliğe ulaştığını. Daha sonra bunu sonsuza kadar, yani şu açıyı sıfır yaptığımızda, eğik düzlemin diğer ucunu getirdiğimizde, bunun sabit hızla sonsuza kadar hareketini sürdüreceğini söylemiş. Buna böyle bir bilyenin hareketini engelleyici bir etkinin olmayacağını düşündü. Böylece eğer cisim başlangıçta durgun ise durmasına devam. Hareketli ise düzgün doğrusal hareketine devam eder gibi bir düşünce ortaya çıkmıştı. Bu yasalara Newton hareket yasaları da denir. Newton'un birinci hareket yasası eylemsizlik neydi? Eğer bir cisim üzerine etkeden net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya devam eder. Hareketli ise sabit hızla hareketini sürdürür. İkinci yasa neydi? Bir cisim üzerine etkeden net kuvvet sıfırdan farklıysa
net bir kuvvet varsa cisim üzerine etki eden, o zaman bu net kuvvet bu cisme bir ne kazandırır demiştik. İvme kazandırır demiştik. Ve bu F net eşittir. Cismin kütlesi M ise M çarpı ifade edilir demiştik. Arkadaşlar. Eğer uygulanan kuvvet hareket yönündeyse cismin hızı ne yapar? Artar. Hareket yönünde ters yönde bir kuvvet uygulanırsa cismin hızı ne yapar arkadaşlar? Azalır demiştik. Evet, bu şekilde demiştik. Burada bu Atwood aleti arkadaşlar dediğimiz bir alet. Newton'un hareket yasalarının açıklanmasında kullanılabilen bir şey, düzenek. Yani M kütleli cismi bir iple birbirine bağladık ve bir makara etrafından dolaştırdığımızı düşünelim. Makaranın sürtünmesi yoksa sıfır kabul edilirse arkadaşlar bu iki kütlenin ağırlığı birbirine eşit olduğu için bu cisimler şu an için duruyorlarsa durmaya devam ederler. Çünkü net kuvvet burada sıfır olur. Yani bunun ağırlığı mg kadar, bunun ağırlığı mg kadar. Bu iki kuvvet ters yönde birbirine etki ettiği zaman ne olur? Bileşke kuvvet sıfır olur arkadaşlar. Bileşke kuvvet sıfır olursa bu sistem herhangi bir yönde dönmez makara. Ve bu cisimler duruyorlarsa durmaya devam ederler. Eğer biz bu cisimlere bir ilk hız verirsek, şöyle yapalım. Eğer bir tarafa başka bir kütle eklersek, burada toplam kütlenin şuradakinden daha büyük olduğunu görüyorsunuz. O zaman bu tarafa doğru bir net kuvvet oluşur. Ve bu sistem aşağıya doğru ne yapar arkadaşlar? Bir ivme kazanır. Bu kütleler aşağıya doğru hızlanırken, diğer kütlede nereye doğru hızlanır? Yukarıya doğru. Bunun ivmesi de yukarıya doğru olmuş olur. Hızı artar. Ve ivmesi bunun da A kadar ve yukarıya kadar. Yani bu kütleler ortak bir ivmeyle, A ivmesiyle ne yaparlar? Hızlanırlar. Peki olayı şöyle yazabiliriz. Net bir kuvvet var aşağıya doğru burada. Net kuvvet toplam kütleye ne yapar? Bir A ivmesi kazandırır deriz ve her bir kütlenin ivmesi ne kadardır? A kadardır diyebiliriz. Ve bu kütlelerin hızları da aynı olur. Yani atıyorum sıfırdan T anına geldiğimiz zaman şu kütlelerin ivmesi hızı V kadar olursa, hızı V kadar olursa bu kütlenin hızı da aynı T sürede ne kadar olur arkadaşlar? V kadar olur. 2T'deki hızı 2V olursa bunun da hızı 2V'ye çıkar. Bu şekilde aynı hızda ne yaparlar? Hızları aynı şekilde artarak hareketlerini sürdürürler. Çünkü ivmeleri aynı. Daha sonra bu cismi eğer meyüstü kütleli cismi alırsak eğer ne olacaktır? Şu baştakine benzer bir durum olacaktır. Meyüstü kütlesini kaldırırsak. Yani şu kuvvetler birbirine eşit büyük kütle olacaktır. Burada F net yine ne olacaktır o zaman? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla F net sıfır olacak. Fakat bunların artık belli bir hızları olduğunu düşünün. Bu hızlarla hareketlerini, sabit hızlarla hareketini ne yapacaktır bunlar? Sürdürecektir. Ta ki yukarıya çarpana kadar, değil mi? Kadar devam edeceklerdir. Yani bu düzenek bize Newton'un ilk iki prensibini açıklayan bir düzenektir. Dedik ki başlangıçta bunlar durgunsalar net kuvvet sıfır olduğu için hızları sıfır ise durgunsalar durmaya devam ederler. Hareketli iseler sabit hızda hareketlerini sürdürürler. Eğer net kuvvet sıfırdan farklıysa ivme kazanırlar ve A ivmesiyle hızlanırlar. Burada A ivmesi F net eşittir M çarpı A şeklinde ifade edilir dedik. İvmenin kuvvetin büyüklüğüne bağlılığı demiş. Yani F eşittir M çarpı A dediğimize göre İvme, kuvvet arttıkça ivme de ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Burada onu vermiş. Onunla ilgili bir şeyler söylüyor. Kuvvet ivme grafiğinin eğimi kütleyi verir. Demiş.
Şimdi arkadaşlar burada bir ara veriyoruz. Son dersimize bir dahaki ders devam edeceğiz gene. Şimdilik bir ara veriyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bundan sonra ücretliye geçmeyelim. Tekrar ücretsiz devam edebilmek için ufak bir ara verelim. 5 dakika sonra tekrar oturumun linkini atacağım. Oradan devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, hadi.